Bana hayallerinden ve yazmaktan vazgeçme demiştin. Hayallerimde bir tek sen varsın. Ve artık sadece yazarak ulaşabilirim sana. İlk günden itibaren yaşadığım her şeyi yazdım bu satırlarda. Eğer okursan öğreneceksin her şeyi. Sana yalanlar söyleyen ben. Fotoğraflarını verip fotoğraf lisansını kaybetmeye neden olan ben. Ajansta ilk günden beri aradığın ajan ben. Beni asla affetmeyeceğini biliyorum. Özellikle bu mektubu okuduktan sonra asla. Ama beni geç de olsa sana dürüst olabilmiş biri olarak hatırlamanı istiyorum. Bir de bütün yalanlarıma rağmen gerçek olan tek şeye inanmanı. Sana olan hislerimin hepsi gerçekti. Bütün yalanların altındaki sevgi dolu sanem gerçekti. Seninle geçirdiğim tek bir an koca bir ömre bedeldi. Seni çok sevdim Can David. Seni çok seviyorum. Seni her zaman seveceğim. Sanem. Ne yapıyorsun? Son bir işim kalmıştı. Ben yanınıza gelebilir miyim? Yani iki dakika yanınızda oturabilir miyim? Müsaade ederseniz. Ne düşünüyorsunuz? Sanem'in kokusunu, Sanem'in gülüşünü, Sanem'in dokunuşunu, Sanem'in gözlerini. Öpmek istiyorum Sanem'i. Sonsuza kadar bırakmamak. Yanımda tutmak. Ama sen o Sanem değilsin.
geliyor. Şimdi dediğimi yapacaksınız yoksa başınıza bela olurum. Gül. Evet. Arkadaşlar hepiniz gelmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Hepimiz geldik. Bütün ekip. Tabii bazı gelmeyenler olabilir. Artık onların da kendi tercihi. Yani kendileri bilir. Çok güzel espri. Arkadaşlar şu suratlarınızdan korkutucu ifadeleri silerseniz çok iyi olacak. Çünkü rol yapmamıza gerek yok. Durum ortada. Bir çözüm düşüneceğiz. Tamam. Hadi bakalım herkes işinin başına. Can. Şöyle be. Cece ne oluyor? Sanırım diken üstündeyiz. Çok kötü durum. Şu benim kolyeyi açalım mı ha? Şirketteki son dakikalarımız olabilir. Kolyeyi açalım hadi. Tamam açarız. Önce ben bir Can Bey'e çay götüreyim de açarız tamam mı? Tamam tamam. Ben o zaman dinlenme odasındayım. Tamam. Tamam. Can, ben sana mail atmıştım. Bir bilgisayarını açabilir misin? Kaybettiğimiz müşterilerin bir listesini yaptım. Bir de potansiyel olarak kaybedebileceğimiz müşterilerin, bir de geri alabileceğimiz müşterilerin listesini yaptım. Can, sen iyi değilsen şu anda konuşmak zorunda değiliz. İyi miyim? Konuşalım. Aa, o ne öyle? C nokta. Mektup. Ha, bu devirde kim mektup yazıyor ki mail atmak varken? Ne o öyle? Kim yazdı? Biri. Biri de yani kim o biri? Çayınızı getirdim. Yok artık. Ne yok artık Deren? Yok. Yok. Can'a çay var, bana yok. Benim başım tuttu da Sanemciğim. Sana zahmet olmazsa bana da bir double espresso yapar mısın? Tabii. Decaf olsun. Tabii Deren Hanım. Lütfen. PR'cımızla konuştum. Bizimle ilgili birkaç olumlu haber yapacak basında. Yalnız bu battığımız haberiyle ilgili daha kuvvetli bir şeye ihtiyacımız var. Ben üzerinde çalışıyorum. Okey. Bunun ne işi var hala burada? Can sakin. Ben bu gözüme görünmesin demem. Can. Can sakin ol. Gerçekten şu anda çok daha büyük dertlerimiz var. Söz veriyorum Emre ile ben konuşacağım. Merak etme. Kahveniz. Devam et Deren. Bu arada fabriğe ulaşamıyorum ben bir türlü. Gerçekten çıldırmak üzereyim. Hayır bu adamın hala bizimle çalışıp çalışmadığını öğrenmemiz lazım. Can acaba sen mi arasan? Bekleyelim biraz daha. Annem aferin sana. İyi ki aldın onu telefonu. Aferin. Ben ne yapsam suç oluyor ama ya. Tamam sen şimdi onu boş ver. Bana doğruyu söyle. Sen dün gece Can Bey'le miydin? Yo. Sen Emre Bey'le miydin? Hayır. İyi. Sorun yok o zaman. Evet. Tamam. İyi. Kolay gelsin. Tamam. Cece ben geldim. Ha,
Ha Sanem, hoş geldin. Çok heyecanlıyım ben ya. Ne yapacağız ha? Açayım mı? Açayım mı? Ne diyorsun? Hazır mısın? Açalım. İkimizin de buna ihtiyacı var. Açalım da bari kafamız dağılsın. Bana sürpriz olsun diye gözümü bağladım. Nasıl olmuş? Ha? İyi fikir. Evet. Bir şey tutuyor. Hayır. Ne oldu? Ya açsana gözünü. Dur, açınca açacağım. Nedir? Hiçbir olumlu haber yok yani. Asla kredi vermiyorlar. Alacaklarımız var tabii, onları da fırsat verip dondurmuşlar. Can, ne yapacağız peki? Dün alacaklılar kapıya dayandı. Bugün daha fazlası gelir böyle kapıları kilitleyerek. Olmaz ki bu iş. Vallahi benim çok fazla bir malım mülküm yok. İstanbul'da bir arazim var. İçinde küçük bir kulübe var. Onu ipotek ettirsem. New York'ta stüdyo olarak kullandığım bir yer var. Onu satsam. O kadar zamanımız yok maalesef. O zaman kendi hisselerimizi satışa çıkaracağız. %10 benim hissem var. Emre'nin de işte %10 hissesi var. Toplam %20 hisseyi satışa çıkaracağız. Can, bunun için Emre'nin de onayını alman gerekiyor sanki. Ben alacağım şimdi, ben onayı alacağım. Senin hiç sinirlenmene gerek yok. Ben Emre'yle konuşurum bu konuyu. De hisseleri kime satacağız? Diğer ajanslar havada kaparlar, atlarlar bir fırsata. Yani biraz değerinin altına gider ama hazır biz sıkışmışken teklif verirler yani. İşimizi görür. Aslında büyük bir ajansla ortaklık gibi gözükebilir yani, imajımızı da toplayabiliriz. Güzel fikir. İyi, o halde ben arıyorum ajansları ufak ufak. Benim de birilerini aramamı ister misin? Ara. Yani zaten saklayacak bir şey yok. Zaten bu piyasada birine bir şey söyle, anında herkes duyuyor, o yüzden. Can, şu anda çok üzgünsün biliyorum ama bunların hepsi geçecek. Hepsini atlatacaksın. Ben borçları almaya geldim. Ben telefon etmeye başlayayım o zaman. Başla, başla. Arkadaşlar, durum pek parlak değil. Şirketin %20 hissesini satışa çıkardık. Kimse doğru düzgün teklif vermiyor. Tek bir tane reklam ajansı var teklif veren. Onlar da birazdan arayıp kararlarını bildirecekler. Vaziyet bu. Ama Can, o teklif bizi kurtaracak bir teklif değil. Yazık olacak hisselerinize. Yapacak bir şey yok. Sonradan hayal kırıklığına uğramaktan iyidir. Emre, sana gelen başka teklif oldu mu? Maalesef yok. Heyecan. Arkadaşlar, sosyal medya, internet, basın, yapacağımız bütün açıklamaları hazırlayalım. Rüşvet hakkında hiçbir açıklama yapmayalım. Daha da rezil olmayalım. Deren, elimizde kalan kampanyaları da gözetelim. O sorun değil zaten. Pek bir şey de kalmadı elimizde. Tamam, işimize bakalım. Hadi arkadaşlar. Cece, eğer masadan birileri bizim kata çıkarsa bana hemen mesaj atıyorsun, tamam mı? Telefonum yanımda, sakın unutma. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Sonra anlatacağım sana. Ben de birkaç telefon görüşmesi yapayım.
Emre ailenin ortağı mıymış? Demek her şey bu yüzden. Bana kırmızı bir dosya gelecek kuryeyle. Kurye gelmez beni ara hemen, tamam mı? Aa, o dosya geldi Emre Bey. Ne demek geldi? Nerede? Ben yanlışlıkla diğer dosyaların arasına koydum. Can Bey de ben bütün dosyaları görmek istiyorum deyince onun masasına bıraktım. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ne oldu? Sen hem sen ne yaptığının farkında mısın? Ben yine ne yaptım Emre Bey? Hemen o kırmızı dosyayı bul. Abim görürse bittik. Teklif için arıyorlar. Toplanın. Efendim. Evet benim. Evet. Anlıyorum. Teşekkür ederiz. Vazgeçmişler. O halde iflasımızı ilan etmek zorundayız arkadaşlar. İflas mı? Alacaklar kapıya dayanacak. Zaten battığımız haberi iyice yayıldı. Elimizde kalan bir iki müşteri de kaçacak zaten. Daha da rezil olmadan biz onlardan önce davranalım. İflas ettiğimizi açıklayalım. Yine avukat arar mısın? Arayacağım da benim elim gitmiyor arama. Eren. Tamam Ali. Can Bey. Hemen aramasanız biraz beklesek. Neyi? Yani durumun biraz yatışmasını, sakinleşmesini. Biraz zaman verseniz. Zaman vermek hiçbir şey düzeltmez Sanil. Özellikle de ortada düzeltecek bir şey yoksa. Bir şeyler bittiyse kabul edersin ve yoluna devam edersin. Tabii sen bir anda gökten zembille inecek bir kurtarıcı beklemiyorsan izninle. Senyor Can. Senyor Fabri. Hoş geldiniz. Ne hı-hı işiniz var burada? Bir dostum haber verdi de biraz böyle bir sıkışık durumunuz varmış galiba. O yüzden koşarak geldim. Evet öyle. Dünyada bizim parfüm lansmanımızı siz yürütüyorsunuz değil mi? Güzel. Senin hepinizin prestiji demek benim prestijim demek değil mi? Sezonun ortasında ben başka bir ajans bulmak istemiyorum. Çünkü istesem de sizden daha iyi bir ajans bulamam, imkansız. Çok teşekkür ederiz desteğiniz için ama biz şu anda çok daha büyük bir krizle uğraşıyoruz. Ben buraya müşteri olarak devam ediyoruz ya da etmiyoruz demek için mi gelmedim? Ben size maddi olarak destek vermeye geldim. Sinyor Fabri, kusura bakmayın ama ben müşterimden borç alamam. Ya benim Türkçem ya çok bozuk ya da ben gerçekten kendimi doğru anlatamıyorum. Peki, şöyle anlatayım. %20 hissenizi satın alarak size ortak olmaya geldim. Ah, işte bu. Kurtulduk mu? Sinyor Fabri, reklam hizmeti verdiğimiz bir müşterimizle ortak olmak bana pek doğru gelmiyor açıkçası. Can Bey niye doğru gelmiyor? Doğru gelebilir. Ha müşteri ha ortak aynı şeyler değil mi? Kabul edelim lütfen. Evet Can Bey. Cece. Çok affedersiniz Sinyor Fabri. Can ama Fabri buralara kadar bize destek olmaya gelmiş. Biz şimdi onun yardımını geri çevirirsek kabalık etmiş olmaz mıyız sence? Derna Hanım doğru söylüyor. Sinyor Can. Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Hisselerin %20'sini bana sat.
Ben sonra onların hepsini yeri vereceğim zaten. Söz veriyorum. Hı? Vabbè. Conto su della tua parola. E o zaman? Şey, selfie çekilecek. Selfie çekiyoruz. Bu anı ölümsüzleştireceğiz. Tamam. Hazır mı herkes? Evet. Herkes gülümsüyor. Tebrik ederim. Çekiyorum. Evet, çok güzel oldu. Bu fotoğrafı hemen sosyal medyaya koyalım. Ondan sonra basına da veririz. Böylelikle sizinle çalışmaya devam ettiğimizi herkes öğrenmiş olur. Bravo, bence çok iyi bir fikir. Ha? Signor Fabri. Aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne demek? Sizin için o zaman. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. O zaman biz şöyle yapalım. Bir sözleşme yapalım hemen. Yani formalite tabii ki bu. Hı-hı. Ama resmiyet kazansın. Nasıl? Buyurun. Buyurun Can. Şşşt! Bakmayın öyle. Aa, görmemişin sözleşmesi olmuş gibi. Çok ayıp. Ne kadar meraklısınız. Çalışıyormuş gibi yıldız. Bir şey ahlaksızca. JJ. Efendim? Ben bakamıyorum. Bakar mısın? Fabri imzalıyor mu? Tamam. Çaktırmadan mı bakayım direkt böyle? Çaktırmadan. Evet. Evet. Şu anda kalemi eline aldı. Evet. Sözleşmeye doğru ilerliyor. Yani ruh hali, beden dili imzalayacak gibi o şekilde görüyorum ben. Yorumlamam bu. Hı. Gel canım! Oh be, vallahi. Hadi bakalım herkes işinin başına. Burada toplanmışsınız. Aa. Buyurun geçin. Arkadaşlar, yeni ortağımız Signor Fabri'yi tebrik ediyoruz. Tebrikler. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yapmayın Senyor Can. Yani ben çünkü şirketin yönetimiyle ilgili hiçbir şeye karışmayacağım zaten. Aslında benim buraya gelmeme Sanem Hanım sebep oldu. Tanrısı. Çünkü ben kendisinden bu özel parfümümünü satın almak istedim. Formülü satın almak istedim. Hatta gelip benimle çalışmasını da istedim. Ama kendisi sizi, yani ajansı bırakmak istemedi. Ben de o zaman dedim ki madem o gelmiyor, ben ajansa geleyim. Yani uzun lafın kısası Senyor Can, aslında sizinle ortak olmamıza Sanem Hanım sebep oldu. Haberim yoktu görüşmenize. Ya biz Sanem Hanım'la uzun zamandan beri görüşüyoruz zaten değil mi Sanem Hanım? Neyse ya, Senyor Can, arada sırada Sanem Hanım'ı kaçırmamda bir sakınca yok herhalde değil mi? Çünkü kendisi benim o iş teklifimi kabul etti. Biz bu parfümle ilgili bir geliştirme sürecine gireceğiz. Yani uzun lafın kısası, kendisi bana bu özel parfümü vermeyi kabul etti. Çok hoş bir şey bu. Sanemciğim, tebrik ederim seni. Neyse, ben artık kaçayım. Bundan sonra nasıl olsa sık sık görüşeceğiz. Sanem Hanım. Görüşmek üzere. Senyor Emre. İyi günler. İyi günler Senyor Fabri. Fabriciğim. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Hep görüşelim. Evet.
Davetime böyle geç gelen hanımefendi kim acaba öğrenebilirim? Önemli değil, bir çalışanımız. Çalışanımız. Bana böyle etse ne ara? Ben de dans ederken siz yine parfümünüz hangi marka diye soracaktı. Can Bey, bana kızınız biliyorum ama... Sen hangi akla benim adıma konuşuyorsun, arkamdan iş çeviriyorsun? Ben sizin adınıza konuşmadım. Ben şirketi kurtarmaya çalışıyordum. Ya kim istedi senden şirketi kurtarmanı, benim adıma konuşmanı, benim adıma davranmanı? Bana sormadan kim istedi? Yani ben söylemek istedim ama benim yüzüme bile bakmıyorsunuz. Piyasada kimse, hiç kimse bizim hisselerimizi almak istemezken sen gittin Fabri'yi ikna ettin. Evet. Zor olmamıştır zaten ikna etmen. Can Bey, ne söylediğinizin farkında mısınız? Bana kızgın olabilirsiniz ama kırıcı olmanıza gerek yok. Ben size her şeyi anlatmaya çalışıyorum ama yüzüme bile bakmıyorsunuz benim. Her şey. Her şey için çok geç kaldın Sanem. Burada mı her şey? He? Burada mı bana anlatmadın her şey? He? Evet. Bana anlatmadıklarının değeri işte bu benim için. Yaptıklarını zaten anlatıyor her şeyi. Ne teklif ettin Fabri'ye? Nasıl ikna ettin yani? Kendi kokunu mu vereceksin yoksa yeni bir parfüm mü çalışıyorsun? He? Sizi ilgilendirmez. İster kendi kokumu veririm, ister yeni bir parfüm yaparım. Beni ilgilendirmez, öyle mi? Beren! Efendim Can. Fabri'yi ara. Sözleşme iptal. Nasıl iptal? Can, hiç kimse hisselerimizi istemiyor. Batarız, batar şirket. İptal dedi. Sanem, ben doğru mu duydum Can Bey? Sözleşme iptal mi dedi? İptal mi dedi? Sanem, neden cevap vermiyorsun? Sanem. Sanem, sen ne yaptın? Fabri'yi nasıl ayarladın? Fabri Bey benden onun için parfüm yapmamı istedi kendi şirketi için. Bu sayede de bizim şirketi kurtaracak. E niye Can Bey bozmaya çalışıyor bunu? Şirketi batırmaya mı çalışıyor? Bilmiyorum abla ya, bilmiyorum. Tamam ablacığım, üzülme sen. Can Bey bu dengesizlikleriyle zaten şirketi de yıkıma uğrattı. Emre Bey'i de mahvetti. Abla, yeter ama artık. Sanem! Of ya, of! Sanem! Sanem, ne oluyor, iptal mi? Niye cevap vermiyorsun, ha? İptal mi değil mi, kovulduk mu? Söylesene! Cevap vermiyor. Ya konuşacak bir şey yok Deren. Sanem! Sanem, Fabri'yi arayıp sakın sözleşme iptal falan demiyorsun. Niye öyle bir şey diyeyim? Gören de gece gündüz beni Fabri'yle görüşüyor zannedecek. Ha, bu arada ben nasıl unuttum ya? Senin yüzük takman lazım. Fabri sizi hala nişanlı sanıyor. Öyle bir şey lazım değil. Ben ayrılık dedim. Peki bir şey soracağım ben sana. Fabri senden parfümün dışında başka bir şey istedi mi? Yani ajansla ilgili diyorum. Bir planı var mıymış? Sen bir şey hissettin mi? Bir şey söyledi mi? Hayır, sadece parfümü istedi. Çok güzel, sorun yok demektir. Yani yeter ki şirket kurtulsun. Sanem de artık adama ne verirse versin, bize ne? Tamam, ben sana şurada katılıyorum. Sanem bir densizlik yapmış, sana sormadan gitmiş Fabri ile konuşmuş. Burası okey ama yani bu her zaman yaptığı şey Sanem'in. Anlamadığım şey, şu anda niye problem oldu bu? Bunu anlamıyorum gerçekten. Ben çıkabilir miyim şu anda? Hayır. Can, babanın şirketini kurtarmanın tek yolu Fabri. Lütfen biraz mantıklı ol. Hiç olmazsa bu kadar çalışanı düşün. Hem sen her zaman söylemez misin çalışanlar her şeyden önce gelir diye? Can, şirketi düşünmüyorsan babanı düşün. Babam hep aklımda zaten derim. Başka bir yolunu buluruz. Ama bizim çok acil bir yol bulmamız lazım Can. Sen durumun ciddiyetini benden çok daha iyi biliyorsun. Fabri'yi ajansımda istemiyorum. Adam zaten ajansın en büyük müşterisi. Sürekli ajansta. Can, sen acaba duygusal hareket ediyor olabilir misin? Ya ne duygusal derim? Ne diyorsun Allah aşkına? Partide de Fabri'nin Sanem'e asıldığını düşünüp daha sözleşmeyi imzalamadan çekip gitmiştin. Aynı hatayı yapıyor olabilir misin acaba? Çünkü gerçekten mantıklı olan bir insan şu aşamada Fabri'yi reddetmez. Tamam. Deren, haklısın. İşimize bakalım.
Nihayetinde Sanem de karlı çıkmış günün sonunda. Dünya devi parfüm şirketine kapağını atmış bir güzel. Gel be, gel. Bu parfümü mü sattın? Yani demek istediğim yoksa başka bir formül mü yapacaksın? Sizi ilgilendirmez. İyi. Bu kadar krizin arasında çok meraklıydım senin parfümüne. Can Bey geliyor. Arkadaşlar bugün iş yok, herkes evine gidebilir. Ev mi? Ev huzurluyken gidilen bir alan değil mi? Nasıl gideceğiz biz? Ne evde neden eve dedi? Kaygılandırdı bizi şu anda. Ha? Ben de fenalaşıyorum. Kaygılı da oldu içimde. Allah, bitti olay, bitti artık. Bir dosya gelecek kuryeyle. Kurye gelmez beni ara hemen, tamam mı? O dosya geldi Emre Bey. Hemen o kırmızı dosyayı bul. Abim görürse bittik. O dosyada annemle ilgili belgeler vardı. Anneme gitmesi gereken şirketle ilgili belgeler. Oldu. Ne bileyim, belki konuşmak ister, toparlanmaya ihtiyacı olur falan diye kalıyor. Emre Bey artık kimse toparlayamaz. Kaçacak hiçbir yeri kalmadı çünkü onun. Sanem ablacığım, sen neden böyle konuşuyorsun ya? Zaten durumu çok kötü. Daha da kötü olacak gibi. Biraz vicdanlı ol ya. İyi, tamam. Sen bilirsin. Ben eve gidiyorum. Tamam. Az önce çok tuhaf bir telefon görüşmesi yaptım Sanem Hanım'la ilgili. Sanem'le mi ilgili? Evet, evet. Sanem Hanım. Ya az önce biri beni aradı, benim şoförü kaçırmış. Ne? Evet, evet. Sanem Aydın'ı bana getir diyor. Bir de bir konum yollamış ya. Sizin mahalleyi gösteriyordu. Sanem Aydın mı dedi? Evet, evet, evet. Burada bak. Ay pardon, ay yanlış mı anladım? Adam kaçırma mı dediniz? Evet. Evet, bizim mahallenin yakını burası. İyi de kim sizin şoförünüzü kaçırdıktan sonra karşılığında beni... Zebercet. Zebercet ne? Kim? Zeber... Ne? Yani travmatik bir çocukluk yaşadı o. Mahalleden biri ama çok zararsızdır. Gerçekten kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmuştur. Böyle yanlış anlaşılma nasıl olur? Evet, haklısınız. Yani o zaten korkudan ne yapacağını da bilemiyordur şu anda yani. Lera, ne oldu? Can sorma. Sanem'in mahallesinden Zebercet diye bir şey Fabri'nin şoförünü kaçırmış. Neden? Bilmiyorum işte. Sanem'in işleri gene karıştı ortalık. O yüzden eğer Fabri'yle olan sözleşme iptal olursa ben kızı bu sefer evden iğne bağlayacağım. Bu iş bir çözülmesin. İstanbul'da çalışacak ajans bulamayacaksın Sanem. Para kazanmak için dünyanın her ucuna gideceksin. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hiçbir şey yapmadım. Ne bağırıp duruyorsunuz bana? Sanem Hanım mı? Bana mı bir şey dediniz? Aa, Sinyor Fabri. Sanem'in mahallesinden zararsız biriymiş zaten. Biz şimdi gideceğiz. Sizin şoförünüzü alacağız, çıkacağız. Sonra da unutacağız artık bu meseleyi. Unuturuz yani hep birlikte. Yarın unuturuz mesela biz bunu. Bu adam Zübercet. Zebercet. Küçüklüğünden beri ya. Size takıkmış galiba.
İlginç. Erkeklerde takıntı yaratıyorsunuz ha? Evet, öyle bir takıntı yaratıyorum ki nefret ediyorlar benden. Yüzüme bile bakmıyorlar. O konuda çok başarılıyımdır. Takıntı iyidir. Takıntı adamı güçlendirir, besler. Umarım müşteriler de parfümünüze takılıp kalırlar. Ha, Sanem Hanım? Tabii tabii, takılıp kalırlar. Artık gerçeklere mi, yalanlara mı orası bilinmez. Takılıp kalsınlar da önemli olan o. Can Bey düz. Of! Arkadaşım, sen nasıl bir insan evladı çıktın? Mafya diye kaçırdık, yemin ediyorum müptezel çıktım. Bir şişe eter bitirip adam dövmek nedir ya? Söz verdin çözdük, gittin geldin bir daha dövdün. Ama bundan sonra sana acımak yok. Ay, evet evet burası. Burası, burayı gösteriyor. Siz burada bekleyin lütfen. Siz beni burada bekleyin, ben hemen geliyorum. Zebu! Ha! Sanem! Dur, of dur, hayattan... Bırak, bıraksana beni! Yemin ediyorum seni kurtarabileceğimi biliyordum. Sırf senin için İtalyan mafyasıyla boğuştum. Gerçi bu da İtalyan değil, çakma İtalyan çıktı. İyi yaptın! Allah'ım, iyi misiniz? Nasıl? Ben burada mafyayla savaştım kızım. Bunun karşılığı bu mu olmalı? Baksana ağzımı yüzümü dağıttı herif. Sanem Hanım ne kadar sürprizlerle dolu değil mi? İnsan şimdi ne yapacak diye merak ediyor. Evet, öyledir. Hep macera, hep adrenalin. Ah Sanem, ah Sanem. Ay, perişan oldum. Biz burada bekleyelim, Signor Fabri. Alır gelirler hemen. Biz bekleyelim, getirirler. Hiç bize zarar gelmez, merak etmeyin. Ağanda Candivit, dur. İyi, iyi, hiçbir şey yok. Hemen dışarı çık. Arabada bekleyen adamdan özür dile hemen. Tamam, benim için de makul. Kardeşim, hakkını helal et, kusura bakma. Ulan bunun bedelini ödetmezsem sana. Tamam, açtım. Tamam. Ay, kusura bakmayın, olur mu? Sen öldürürüz. Sanem. Sanem. Sizi ilgilendirmez. Sanem. Bırakın beni. Sanem. Sanem. Tek bir soru soruyorum sana. Bu kokuyu mu verdin Fabri'ye? Kendi kokunu mu verdin? Size önce başka bir şey söylemek istiyorum. Dinleyecek misiniz? Hayır, dinlemeyeceğim. Soruma cevap ver. O zaman sorunun cevabını alamayacaksınız. Şimdi bir yanlış anlaşılmanın kurbanıyım. O zaten Sanem. Belli. Kendisi ayakkabıyla yüzüme bastı. Ben de mağdurum. Sanem! Eren Hanım. İtalyan mafyası. Sebo muydu neydi? Çenesi İtalyan hiç durmuyor bunu. Yok mu evi barka? Al götür. Ha, şimdi korktu ya, çenesi düşmüştür onun. Sakinleşince susar. Ayrıca biz İtalyan halkını gerçekten çok seven bir kitleyiz. Gerçekten. İtalyanlar bamba. Ti amo. Sus. Sus. Yorum susmuyor. Fabri'ye veda etmeden mi gitti o? El birliğiyle bugün öldüreceksiniz beni artık. Eren Hanım. Can Bey miydi o? Signor Fabri iş için aradılar. Tamamıyla işle ilgili çok özür diliyor sizden. İletti bana. Evet. Anlıyorum ben sizi. Maceralı bir gün oldu değil mi bugün? Ya işte Sanem'in renkli dünyası. Biz hep böyleyiz biz. Anlıyorum. Ben kendisinden davacı olacağımı söyledim. Davacı olacağınızı. Gasp. Gasp. Adam kaçırma. Adam kaçırma. Darp. Darp. Ama yanlış anlaşılma oldu. Vallahi yanlış anlaşılma. Hırsızlık. Oo, hırsızlık bir de. En az 30-40 sene yerdedim. 40 yıl diyorsunuz. Hı? 40 yıl. Bana da dediler. Evet.
Ama ben tabii ki bunu yapmayacağım ama gözünü korkutayım dedim, tamam mı? Çok iyi yapmışsınız. Hak etti çünkü, ders olsun. Gerçekten bu yanlış anlaşılma için çok özür diliyoruz. Hayat, yapacak bir şey yok. Peki ya o zaman. Salim Hanım. Yarın görüşmek üzere, okey. Hı hı. Yarın Hanım, biz taksiyle gideceğiz. İsterseniz siz de eve bırakabilirim isterseniz. Çok zarifsiniz tabii ki. Süper, okey. Murat Bey. Hiçbir şeyin yok Murat'cığım. Kızım seni kaçırdılar zannettim. Ne bileyim ben, durduk yere başım yandı gene. Abi sen kaçtığında kaç yaşında olacaksın?